CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun çağrısıyla zamları protesto etmek için kitlesel eylem gerçekleştirildi. Protesto ederek, yüreğimizi ortaya koyarak, faşizmin yarattığı bu baskıya direnç göstererek dayanışma içinde olacağız. Yapılan eylemde kürsüye önce Başkan Aslanoğlu geçti. Aslanoğlu konuşmasında emeklilerin ve çalışanların geçim dertlerinin arttığını belirterek yapılan zamları eleştirdi. Saray üstüne saray yaptıranlar şimdi dönmüş bütün emeklimize, memurumuza, çalışanımıza ikinci motorlu taşıtlar vergisini ödeyin diyorlar. Geçmişte kıt kanaat zorla alınan arabalardan da insin istiyorlar. Peynir yiyemeyen çocukları görün utanın. Çorba kaynatamayan kadınlarımızı duyun, utanın. Çay parası bulamayan gençlerimizi görün, utanın. Eylemin gerçekleştirildiği alanda pankartların arasında aynı zamanda CHP'li vekiller Gökçe Gökçen ve Mahir Polat bulunmaktaydı. Ayrıca Konak Belediye Başkanı Abdülbatur ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da eyleme destek verenler arasındaydı. Bir TV mikrofonlarına konuşan Gökçe Gökçen, kitlesel eylemlerin devam edeceği mesajını verdi. Vatandaşımızın olduğu, sesini yükseltmeye çalıştığı her yerde, yalnızca yoksullukla ilgili değil, yalnızca zamlarla ilgili değil. Bugün örneğin Akbelen'de direnen bir halk var, köylüler var, ağacını yeşilde korumak isteyen insanlar var. Onların çığlığını yükselteceğiz. Milletvekillerimiz orada, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da orada olacak. Bu gibi ne kadar hak mücadelesi varsa, nerede bir hak mücadelesi ve haksızlık varsa orada milletvekillerimizi ve Cumhuriyet Halk Partilileri görmeye devam edeceksiniz. Peki.